Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Kadın ve erkeklerin birbirleriyle tokalaşması ve el öpmesi yasak, bu konunun içine insanın şeyhi de dahil midir? Resulullah, kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lanet etti. Bu hükmü nedir kadın için? Evet, İslam tarihi boyunca kadınla erkeklerin tokalaşması diye bir mesele olmamış hiç. Bu son 200 yıllık mesele. Çünkü normalde hiçbir yerde, hiçbir zaman kadınlar da erkekler bir yerde değiller. Bir yerde olmadıkları için onların da böyle tokalaşması söz konusu değil. Yani normalde tokalaşma, el öpme, ayrı tokalaşmayla alakalı konuşuyorum şimdi. Hiçbir kültürün içerisinde tokalaşma kültürü yok. Hristiyanlar dahil buna, Yahudiler dahil, Müslümanlar dahil, hatta daha böyle ileriye gidebiliriz, Hindularda, ondan sonra Budistlerde, hiçbirisinde kadınla erkeğin tokalaşma kültürü yok. Hiçbir yerde göremezsiniz. İşte bir kadınla bir erkek karşı karşıya geldiğinde merhaba deyip tokalaştığını. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında da böyle bir şeyin olması mümkün değil. Onların zamanında da yok. O yüzden tokalaşma dediğinizde, yani bir kadının bir erkekle tokalaşması, bu zaten abesle iştigal. Batı toplumunda da yok bu. Ama ne zaman modernleşme, çağdaşlaşma diyorlar ya, Batı toplumunda modernleşme, çağdaşlaşma dedikleri şey, kadının ekonomiye katılması, fabrikaların kurulması, kadınların aktif olarak fabrikalarda, orada burada çalışmaya başlaması, çalışmaya başlamasıyla erkeklerle aynı ortamı paylaşması, aynı ortamı paylaşınca normalde kadınlarla erkekler tokalaşma Avrupa'da başlıyor. Kadın erkek tokalaşması. Bu konuda hakkınızı helal edin. Üzerinize de alınmayın. Kadın ve erkeklerin tokalaştığı Avrupa'da avam kısmı, yani işçi çalışanı, böyle normalde hani elit tabakanın tokalaşması söz konusu değil. Hala da Avrupa'da elit takımı tokalaşmaz. Tekrar söylüyorum, elit takımı Avrupa'da tokalaşmaz. Merhaba merhaba deyip tokalaşmaz. Avrupa'da tokalaşanlar elit takımı değildir. Avrupa'nın elitleri asla tokalaşmazlar. Orada kadın elini uzatırsa erkek onun elini öper nezaketle, alnına götürmez. Bu modernleşme dediğimiz şeyle beraber avamın içerisinde tokalaşma başlıyor. Biz Avrupa'nın zaten avam kültürünü alıyoruz. Biz Avrupa'nın düşük paspayeliğini kendimize örnek alıyoruz. Bakın, Avrupa'nın paspayeliğini örnek alıyoruz biz. Avrupa'nın düşük avam takımının yaptıklarını, ettiklerini alıyoruz. Avrupa'da avam takımı tokalaşmaya başlayınca bizim de burada modernleşme, çağdaşlaşma, ileri ülkeler seviyesine gelmekten anlaşılan bu olduğundan Türkiye'de de tokalaşılmaya başlanıyor. Tokalaşmak. İşte kadın erkek tokalaşıyor. Kadın erkek bulduğu yerde, durduğu yerde tokalaşıyor. Erkek elini uzatıyor, o kadının elini tutacak, tokalaşıyor. Kadın elini uzatıyor, erkekle tokalaşıyor. Tokalaşmaya başlayınca Türkiye'de de çağdaşlığı, ilericiliği, işte ne bileyim aydınlanmayı savunan kesim, o zaman ülkenin içerisinde, Müslümanların içerisinde tokalaşma caiz mi değil mi diye tartışma çıkıyor. Bunun şimdi geriye doğru döndüğümüzde
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zamanında böyle bir adet, böyle bir gelenek, böyle bir görenek, insanların içerisinde böyle bir şey yok ki insanlar durdukları yerde kadın erkek tokalaşsınlar veya karşılaştıklarında tokalaşma ihtiyacı duymuyorlar ki tokalaşsınlar. Veyahut da işte hala da bugün bir kırsal kesime gitse insan, küçük kazalara gitse, karşı karşıda işte mahallede bir teyzeyi görünce, "Aa teyze nasılsın?" deyip tokalaşmıyor ki gene. Böyle bir şey yok ki ne? Siz Konya'nın, Sivas'ın, Ankara'nın bir köyüne gitseniz orada bir bayanla tokalaşma ihtiyacı duymazsınız ki. Veya Çanakkale'nin köyüne gitseniz, Tekirdağ'ın köyüne gitseniz veya İzmir'in herhangi bir köyüne, kasabasına gitseniz orada tokalaşmazsınız ki gördüğünüz, tanıdığınız bir kimse dahi olsa. Bu nerede kaynaklanıyor? İş yerlerinde kaynaklanıyor. İşte ne bileyim, şirketlerde kaynaklanıyor, bankalarda. Ve hatta işte devlet teşkilatında da kaynaklanmıyor ki. Siz gidip de vergi dairesinde veznedarla bir bayansa tokalaşmıyorsunuz ki. Veya vergi dairesindeki bir memura, hanımla gittiğinizde kim tokalaşacak? Yüzünüze bakmıyor zaten o sizin. O zaten memura, bayanlar veya vergi dairesinin veya devlet kurum ve kuruluşların halka, vatandaşa bakış açısı, o vatandaşın eli sıkılacak bir noktada değil ki zaten. Öyle bir anlayış da yok. O zaman tokalaşma aslında bize sonradan gelmiş. İslam'ın kendi içerisinde bir kültür olan bir şey değil. Ama bir şeye haram dememiz için de elimizde ayetten, hadisten bir şey lazım. Ölçü lazım. Bir de işin bu tarafı var. Şimdi el öpme, bununla alakalı fetva var. El öpmeyle alakalı. Bu fetva nereden çıkıyor? İnsanlar el öpüyorlar. Ya nasıl el öpüyor? Çocuk babasının elini öpüyor, annesinin elini öpüyor. İşte büyüyor, evleniyor, kayınvalidesinin elini öpüyor, kayınpederinin elini öpüyor. Veya alim bir zat oluyor, onun elini öpüyor. El öpmeyle alakalı böyle bir şey var. İş tabii normalde yabancı erkeklerin elini öpüp öpülmemesi çıkıyor meydana. Kimlerin eli öpülür? Kimlerin eli öpülmez? Hadi kimlerin eli öpülür? İşte insanın annesinin, babasının, dayısının, amcasının, kayınvalidesinin, kayınpederinin elini öpebilir. İşte alim, usta bunların elini öpebilir. Fetva bu konuda. Kadınların ve erkeklerin, yani normalde işte bir şeyhin eli öpülür mü, öpülmez mi? Veya bir bayan işte üstadının elini öper öpmez mi? Bununla alakalı tartışma çıkıyor. Bir kısmı demiş ki öpemez, caiz değil. Bir kısmı demiş ki öpebilir. Bunu da normalde tekrar geriye döndüğümüzde bunu bir atlaşmadan çıkarıyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ve sahabenin biatlaşması. Bu normalde bu haram diyenlerin dayandıkları bir tek hadisi var. O hadis de Hazreti Ayşe annemizin tespiti. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin eli hiçbir mahrem kadının eline değmedi. Hadis bu. Eyvallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ağzından çıkan böyle bir yasaklama yok benim okuduklarımın içerisinde. Hazreti Ayşe annemizin tespiti var bu konuda. Ama diğer tespitler var. Medine-i Münevvere'de kadınlar toplanıyorlar. Kadınlar toplandıklarında biat etmek istiyorlar. İslam'a girecekler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hazreti Ömer Efendimiz'i gönderiyor. Hazreti Ömer Efendimiz gönderince kadınların bu toplandıkları odanın, evin penceresinden içeri elini uzatıyor. Bu bir. Yani kadınlar onun elini tutmayacaktı veyahut da bu yorum tabii. Elini uzatıyor bu konuyla alakalı ama elini tuttu. İşte Medineli kadınlar bunu anlatırlarken
Hazreti Ömer diyor radıyallahu anh hazretleri için. Ömer elini pencereden aşağı elini uzattı. Biz de diyor biat ettik, İslam olduk. Mekke fethediliyor. Mekke fethedilince işte Hazreti Ömer Efendimiz bir yerde, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bir yerde, Hazreti Hatice annemizin kız kardeşi bir yerde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir yerde biatları alıyorlar. O esnada Hint geliyor. Hint biatlaşmak için elini uzatıyor. Elini uzattığında tabii ağzını, yüzünü, gözünü sarıyor tanınmamak için. Elini uzatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki bu el kadın eli mi, erkek eli midir? O da kadın elidir diyor. O da kadın eline benzemiyor diyor. Bu sefer Hint gidiyor ellerine kına yakıyor. Ellerine kına yaktıktan sonra geliyor. Tekrar elini uzatıyor biatlaşmak için. Bir de bunun gibi hadisler var. Yani bu noktada. O yüzden bu noktada böyle hadisler de olduğundan dolayı işte bazı şeyh efendiler ellerini bayan dervişlerini öptürmüşler. Kimisi öptürmemiş. Kimisi öptürmüş. Öptürenler bu hadisleri kendilerine ölçü alaraktan öptürmüşler. Öptürmeyenler de demişler ki işte normalde caiz değildir demişler. Öptürmemişler. Bu noktada normalde bir üstadın eli öpülür mü? Fetva var. El cevap öpülür. Buna karşı çıkan Türkiye'de belirli tarikat ve cemaatler var. Onlar diyorlar ki asla olmaz, haramdır. Bir kimsenin bir şeye haram diyebilmesi için de tekrar söylüyorum, yasaklayan ayet ve hadis olması lazım. Biraz tehlikeli bir nokta. İkincisi, Resulullah kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lanet etti. Bu konuda pantolonla namaz kılmanın hükmü nedir kadın için? Kıymetli kardeşler, bayan kardeşler, bugün adı pantolon denilen giysiler giyiyorlar. Bir kısım yine ehli tarikatın bir kısmı, bayan kardeşlerin o giydikleri kıyafetler pantolon adı altında olduğu için diyorlar ki sizler erkeklere benziyorsunuz. Lanetlenmişsiniz. Bu çok ağır bir şey ya. Bunu bir Müslümana, namaz kılan bir kimseye sen bu kıyafetinden dolayı lanetlenmişsin demek gerçekten çok kara cahillik bir şey. Bu düpedüz kara cahillik. Gerçekten bunu bir kimse, namaz kılan bir kimseye bunu söylüyorsa, yemin ediyorum o kara cahilin karasının karasından. Bakın, kara cahilin karasının karasından. Sebep, bu kardeşler İslam dini niyet dinidir. Namaz kılan bir kadın işte dışarı çıkarken tesettür maksadıyla daha rahat ederim. İşte mantonun altına bir pantolon giymiş veyahut da işte evinin içerisinde eşofmanla veya evinin içerisinde pantolonla namaz kılmasını erkeğe benzemek için mi yapıyor ya? Herhangi bir kadın eline bir tane bıçak alsa, o bıçakla ben erkeklere benzedim, erkek gibiyim derse o dahi lanetliğin içine girer. Buradaki niyeti ne onun? Erkeklere benzemek. Sahabeden bir bayan
omuzuna yayı oku almış, böyle Medine'nin ortasında rap 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 erkek gibi yürüyor. Allah Resulü diyor ki, işte bu diyor erkeklere benzemeye çalışan, Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyor. Neden? Erkek gibi yürüyor ve oku da arkasına asmış, erkek gibi gidiyor. Yoksa bayanın ok atmasından dolayı değil. Bakın, bayanın ok atmasından dolayı değil. Burada bir erkek herhangi bir kazak giyse, bildiğiniz kazak veya bir tişört giyse, kendince o kazağı ve tişörtü giyerken bayanlara, kadınlara benzeme kastıyla giyse, o lanetin içerisine o da girer. Herhangi bir eşyayı, herhangi bir kıyafeti, bir kadın veya erkek karşı cinse benzemek için alsa, kullansa ve niyeti kadına veya erkeğe benzemek ise lanet onun üzerine vacip olur. Eyvallah. Buna söyleyecek bir sözüm olmaz. Ama bunu böyle namaz kılan, sırf dışarı çıkarken ölüm var, baygınlık var, düşkünlük var, trafik kazası var, her şey var. Her şey var. Ve bir kimsenin işte mantosunun altına veyahut da neyse üst kıyafetinin altına pantolon giymesi dışarı çıkarken tesettüre daha uygun. Kapalı çarşıda esnaflık yapıyorum. Kadın o ana caddenin üzerinde yürüyor. Ayağı bir kaydı, bir düştü, ayakları havada. Millet geldi, başına toplandı. İşte hani şey yapacak, seyrediyor herkes. Ben hemen üstümdekini çıkardım, örttüm kadının bacaklarının üzerine. Dedim, kalk bacı. Kaldırdım ben bunu. Orada bir kuyumcu, bir genç bir çocuk vardı. Ona dedim, bir sandalye ver. Oraya sandalyeyi oturtturduk, su mu verdik. Utanıyor kadıncağız. Her tarafı göründü. Dedim ki kendi kendime, kadınların dışarı giderken mantolarının altına, seyahate çıkarken, şehir içerisine giderken mantolarının altına pantolon giymeleri daha evla. Şimdi önceden annelerimizin kara donları vardı. Benim annemin bir normalde donları vardı. Peştemanın altına giyerdi, eteğin altına giyerdi, dizine kadardı, lastikli. Onun üzerine de çorabı geçirirdi, öyle giderdi. Kimde kaldı bu şimdi? Hiç kimse de kalmadı. Şimdi de insanlar mantolarının altına pantolon giyiyorlar. Onların niyetleri, kasıtları erkeğe benzemek mi ya? Yapmayın. Ama biz yapmayın desek de Türkiye'de belli bir cemaat var, belli bir tarikat var. Her şey bitti. Her şey bitti. Kadınların normalde mantolarının altına giydikleri kıyafetle işleri. Her şey bitti ülkede. Öyle ki İslam güldü, gürül gürül yaşanıyor. Hem hukuki olarak, hem ahlaki olarak her şey gürül gürül. Gürül gürül İslam yaşanıyor, artık sıra kıyafete geldi. Gürül gürül İslam yaşandığından biz insanların giymiş olduğu donlara bakacağız. Gürül gürül İslam yaşanıyor ya, faiz ortadan kalkmış, fuhuş ortadan kalkmış, uyuşturucu ortadan kalkmış, rüşvet ortadan kalkmış, yalakalık kalkmış, salaklık kalkmış, yamacılık kalkmış, rüşvetçilik kalkmış, belediyelerde, kamu kurum kuruluşlarında, hukuk dairelerinde İslam gürül gürül ya. Öyle ki
İslam miras hukukuyla, evlilik hukukuyla, ticari hukukla, bankacılık hukukuyla, gürül gürül her şeyle yaşıyor. Sıra dona geldi. Sıra dona geldi. Her şeyi bırakacağız şimdi. 100.000 tane kadın var. Devlete müracaat etmişler. Diyorlar ki bize vesika verin, biz fuhuş yapacağız. 100.000 kadın. 100.000 kadın devlete müracaat etmiş. Demiş ki biz vesika alıp fuhuş yapmak istiyoruz. Biz namaz kılanın donunla uğraşıyoruz. İngiliz soytarısı bunlar. Bunlar İngiliz soytarısı. Bunlar İngiliz soytarısı. Tekrar söylüyorum. Bunlar başka bir şey değil. Zaten din üzerinde CIA'sı, Mossad'ı, M16'sı, KGB'si hepsi de elini uzatmış. Dinin içerisine, din adamlarının üzerinden uzatmış. Şeyhlerin üzerinden, cemaatlerin üzerinden, tarikatların üzerinden uzatmış. Okulların önünde 1.000 lira uyuşturucu. Bir sigara 100 lira. Okulların önünde uyuşturucu. Bir sigara 100 lira. 100 lira bir sigara. Okulların önünde uyuşturucu. Devlet okullarının önünde uyuşturucu satılıyor. 100 lira sigaranın tanesi. Biz donla uğraşalım. Namaz kılanların donuyla uğraşalım. Biz bırakalım işimizi gücümüzü. Namaz kılanlar donlarından dolayı erkeklere benziyorlar, lanetlik. Canım kardeşlerim, İslam hukukunu istemeyen kimse lanetliktir. Canım kardeşlerim, İslam'ın hakim olmasını istemeyenler lanetliktir. Asıl lanetlik olanlar İslam'ın hukukuna karşı çıkanlardır. Asıl lanetlik olanlar İslam'ın hukukunu istemeyenlerdir. Namaz kılana sen tesettüründen dolayı, rahatlığından dolayı pantolon giymiş, sen ona lanetlik diyorsan yemin ediyorum vallahi de billahi de tillahi de senin İslam gibi bir derdin yok. 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 İslam'ın evlilik hukuku yok. İslam'ın ticaret hukuku yok. İslam'ın ceza hukuku yok. İslam'ın hiçbir hukuku yok. Hiçbir hukuku yok İslam'ın. İslam'ın hiçbir hukukunun olmadığı yerde sen namaz kılanın donunla, namaz kılanın tumanınla uğraşıyorsan yemin ediyorum sen satılıksın. Başka bir şey değilsin. Sen başka bir şey değilsin. Ya ahmaksın, ya cahilsin, ya satılıksın. Üçünden biri. Ya ahmaksın, ya cahilsin, ya satılıksın, ya üçünden biri. Başka bir şey değil. Kardeşler tekrar söylüyorum. Gidin ya bu TÜİK'i okumuyorsunuz ya. Okuyun TÜİK'i. 100.000'in üzerinde kadın müracaat etmiş devlete. Demişler ki biz fuhuş yapacağız, vesika almak istiyoruz. Sen bırak bunu. 100.000'in üzerine vesikalı kadın var. Türkiye'nin konuşmadığı meseleler bunlar. Bunu hacısı, hocası, alimi, şeyhi, diyanetçisi, ilahiyatçısı hiçbirisinin kafasının kuma gömdüğü yerler bunlar. Kafasının kuma gömdüğü yerler. Kafayı almışlar. Deşmişler oradan bir kum. Deşmişler bir kum. Oraya koymuşlar kafayı. Düşünseniz ya. Biraz insan okusa, akletse, biraz dinlese, biz oturacağız, milletin sakalının santimine bakacağız. Vay 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 vay, sizin sakallarınızın hiçbirisi de sakal değil. Alacağız bir tane kumpas, sakalı ölçeceğiz, kaç santim?
Alacağız bir tane kumpas, donlarınızı ölçeceğiz. Donlarınızı ölçeceğiz sizin. Donlarınız nasıl? Renkleri nasıl? Tabii. İşimiz o bizim. Dinin işi o. Tabii. Hani gelmiş ya birisi Hazreti Mevlana'ya. Demiş ki efendim bir sorun var. Demiş sor evladım. Demiş ki her şeyimi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzettim demiş. Acaba demiş kuşağını nasıl bağlardı Hazreti Peygamber demiş. Kuşağımı da ben ona göre benzetsem, ona göre taksam demiş. Hazreti Pir ona böyle bir bakmış. Sen demiş kuşağını da ona benzetersen tam bir Ebu Cehil'e benzersin demiş. Ebu Cehil'in kıyafetiyle Hazreti Muhammed Mustafa'nın kıyafetinin arasında bir fark yok. Altını çiziyorum. Ebu Cehil'in kıyafeti ile Hazreti Muhammed Mustafa'nın kıyafetinin arasında bir fark yok. Fark nerede? Bedir'de. Neyle? Sarıkla. Şu başlarımıza sardığımız alamet-i farika var ya, şu. Bu İslam'ın alamet-i farikası. Bu. Sarık. Sarık İslam'ın alamet-i farikasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin terk etmediği Bedir'den sonra yegane sünnettir. Sarık. Melekler kafalarında sarıkla geliyorlar Bedir'e. Bir kimse o yüzden sarıkla alay etse, sarıklıyla alay etse, başında sarığı olan bir kimseyle alay etse, küfür ehlidir, tecdid iman, tecdid nikah gereklidir. Sarığı küçük görse, sarıklıyı küçük görse, sarığından dolayı. Sarığından dolayı. Sarığı küçük görse, sarıklıyı küçük görse, sakalı küçük görse, sakallıyı küçük görse, sakala laf söylese, sakallıya laf söylese, tecdid iman, tecdid nikah gerekli. Ancak gavurlar laf söyler. Ancak gavurlar laf söyler. Ancak kafirler küçük görür sarığı. Başka kimse değil. Geri kalan kıyafet Ebu Cehil sünnet mi işledi şimdi? İman, niyet. İman, niyet. Canım kardeşlerim, dikkat edin. Bunların hepsi de birer oyun. Hepsi de birer tezgah. İnsanların asıl kendilerini hedefleyeceği yerden uzaklaştırma oyunları bunlar. Biz orada asıl kendi hedefimize koyacağımız, istikametimizi koyacağımız şeyler değil. Değil. Bunlar değişik mahvellerde, değişik yerlerde organize edilip organize işler bunlar. Bunların hepsi de organize işler. Asıl insanların hedeflerine kendilerini kilitlemeleri gereken yerler değil. Tali meselelerle uğraşıyorlar. Allah bizi affetsin inşallah. Tahiyyatta işaret parmağımızı tam olarak ne zaman kaldırmamız gerekiyor? Bu sünneti yapmalı mıyız? Doğru yapmazsak yapmayın deniyor. Tam doğrusu nedir? Yapmayıver. Doğu Türkistan'da zulüm gören Müslümanlara dua eder misiniz? İnşallah. Rabbim bütün zulüm gören Müslümanlara yardım eylesin. Amin. Zalimleri ve zalimlere yardımcılık ve yataklık edenlere Allah kahru perişan eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bütün İslam alimini her türlü zulme, zalimliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı bir ve beraber eylesin. Amin. Şimdi
Neden Türkiye'nin bir Doğu Türkistan meselesi olmaz? Bir Filistin meselesi olur. İyi. E neden Doğu Türkistan işi olmaz? Kendi kendimize düşünelim. Filistin'dekiler Müslüman da Doğu Türkistan'dakiler Müslüman değil mi? Filistin'dekiler Müslüman da Yemen'dekiler, Mısır'dakiler, Sudan'dakiler Müslüman değil mi? Neden Doğu Türkistan'ı hükümet yetkilileri ve devlet hiç diline dolamaz? Milliyetçilikse milliyetçilik kendi ırktaşlarımız değil mi? Bir sohbetinizde Osmanlı yıkılırken kim bir tuğla çekerse mesuldür dediniz. Ülkemiz ekonomik kuşatma altındayken kısa vadeli düşünmek, dolara yatırım yapmak, üretimi kısmak, kar marjını arttırmak, yüksek fiyata mal satmak vesaire. Bunlar aynı kategoriye girer mi? Bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? Neler yapmalıyız? Canım kardeşlerim, ticaret helal. Ticaret helal. Doları yasaklasınlar ülke içinde madem dolarla bu kadar manipüle oluyoruz. Dolardan çıksınlar. Neden bu kadar manipüleye müsaade ediyorlar ki o zaman? O zaman dolara ve dolarla ülkenin içerisinde dolaşmasına müsaade edenler ülkenin yıkılmasını mı istiyorlar yoksa? Bu sorudan oraya gidebilir bir insan. Dolara ben müsaade etmedim ülke içerisinde dolarla insanlar alışveriş etsin diye. İslam'ın da böyle bir derdi yoktur. İslam bir para birimini illaki şundan kullanacaksınız, bundan kullanacaksınız demez. İslam'ın kendi para birimi altındır. Dönsün ülke ekonomisini altına. Bak ne kadar hiçbir şey kalmaz. Ne enflasyon kalır ne de deflasyon kalır. Evet, bir döndürelim altına. Hiçbir şeyimiz kalmaz. Kağıtla uğraşıyoruz. Biz uluslararası üç kağıt ekonomisi diyor ya bir tane profesör var. Bunlar diyor üç kağıt ekonomisi diyor. Biz o üç kağıt ekonomisiyle uğraşıyoruz. Barnabas İncil'inin önemi nedir? Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit ettiler bundan dolayı. Sıra Barnabas'la alakalı konuşanlara mı geldi şimdi? Evet, Barnabas'la sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin son peygamber olarak geleceği, İsa aleyhisselamın Allah'ın oğlu olmadığını, üçlü teslis inancını reddettiğine dair bir rivayet var. O yüzden zaten aforoz edilmiş Barnabas İncil'i İznik konsülünde. Bunu normalde işte bulunduğunu, bunu da bulan kimsenin ülkücü olduğunu, ondan sonra bunu normalde şeye Muhsin Yazıcıoğlu'na verdiğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bunun yanında taşıdığını, hatta Huzisi helikopterle oraya gittiğini, helikopterle oraya gidiş sebebinin ondan sonra miting değil aslında o Barnabas İncil'ini almak olduğunu ama o Barnabas İncil'ini aldığını da derin devletin içerisinde bir kısmının bunu tespit ettiğini ondan onu istediklerini, o da vermediğini, vermeyince de helikopteri düşürdüklerini ve Barnabas İncil'ini aldıktan sonra onun yerini söylediklerine dair rivayetler var. Bizim de bir şey bildiğimiz yok. Yarın öbür gün bir de vay sen bu konuyla alakalı biliyorsun deyip de basın savcısından gideyim ayıkla pirincin taşını değil. Yani böyle bir söylenti var ortalıkta. Bu söylentiye normalde YouTube'da da insanlar dile getiriyorlar. Her yerde dile getiriyorlar. Doğru, yanlış. E şimdi onu da normalde işte bir örgütün üzerine bunu da diyor FETÖ örgütü yaptı diyorlar.
onun üzerine normalde bu meseleyi, onlara bu kıyafeti giydiriyorlar, diyorlar ki onlar yaptı. Ondan sonra onlar üzerinden işte o zaman CIA yaptı. CIA yaptıysa o zaman CIA'nin demek ki devletin içerisinde kolu kanadı var. Derin devletin içerisinde de kolu kanadı var. İş farklı yönlere gidiyor. Bu sürü şey çıkıyor. Benim buraya üçüncü gelmem, ikinci gelmemin gecesinde rüyamda zikir gördüm. Buraya ilginç olan ise zikir sonunda aksakallı, aksaçlı birisi Celle Celaluhu dediğinde herkes gülüyordu. Ne anlam içerir? Canım kardeşim ben, buradan rüya tevil etmiyorum ama buraya gelen her şeyi okuyacağım diye söz verdim, okuyorum. Sizin bulunduğunuz programlara, derslere eşimizle veya arkadaşlarla giderken bulunduğumuz şehrin zakirine haber vermeli miyiz? Böyle bir usulümüz yok. Bizde seyahat özgürlüğü var. Herkes istediği yere gider. Haber vermeden yola çıkarsak edepsizlik mi olur? Hayır. Bu konuyla alakalı bizi bilgilendirir misiniz? Edep, adab nedir? Bu konuyla alakalı bütün dergah bu konuyu bilir. Herkes üstadının sohbetine, zikrine, dersine hiç kimseden izin almadan gidebilir. Cumartesi günü insan uyurken ruhunun bedenden çıkıp gittiğini buyurdunuz. Gece gördüğümüz rüyalar ruhumuzun gittiği yere hüccet midir, delil midir? Delildir diyemeyiz. Delil değil de diyemeyiz. İki senedir Hoca Hasan Mahallesi Camii'nde çalışıyorum. Beni sadece tuvaletlere bakacaksın diye aldılar. Fakat kapıcı yaptılar, komşular çaycı yaptılar, cemaat çöpçü yaptı. Daha nazikçesi mevkici yetmedi, camiye bekçi yaptılar. Bir güzel de kullanıyorlar. Allah için katlanıyorum, hiç şikayetim yok ama hakkımı vermiyorlar. Allah için yapıyorsan neden hakkını istiyorsun ki o zaman? Çok az para veriyorlar. Allah için olmadı, para için oldu. Bunlara Nisan ayında Ümre'ye gideceğimi inşallah 3 aya kadar sure tanıdım. Ve helalleşip ayrılacağım. Eğer hakkımı verirlerse çalışırım. Burada çok madde bağımlısı, sarhoş, psikopat insanlar var. Hep kedi köpek besliyorlar. Hem de evin içinde çok zor bir yer. Hırsız çok, kamera yok. Dernek başkanı, muhtar görevini yapmıyor. Ben ne yapayım kardeşim? Cumhuriyet savcısı mıyım ya? Mübarek insan. Öğrenmek amacıyla soruyorum. Yeni evli oldukları için evlenir, evlenmez. Bebeklerinin olmasını istemeyen çiftin kadın doğum uzmanına gitmeden korunma amacıyla doğum kontrol hapı kullanmaları uygun mudur? Uygun ama sağlıkları bozulur. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar sağlık olarak çok fazla yan etkisi olduğu söyleniyor. Problem yaşıyorlar. Doktor öyle mi? Yan etkileri olur. Tabii uzun süredir kullanılır daha fazla olur ama yine de hormonal dengeyi değiştirdiği için muhakkak etkisi olacak. Evet, doktor da benim söylediğimi destekliyor ve tasdikliyor. İsterse yapmasın. Bir hadis okuyayım. Ubade bin Samit'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine vahyi indirilirken bundan dolayı sıkıntıya girer ve yüzünün rengi değişirdi. Böyle gaybi vahiy gibi, ilham gibi, tecelliyat gibi şeylere mazhar olanların fiziken üzerlerinde, yüzlerinde, gözlerinde her an bir değişiklik olur. Onun etkisi olur. Bu manevi varidatların o etkiyle o kimsenin yüzünde, gözünde, vücudunda
farklılıklar olabilir, normaliteden çıkar. Bu da onun hak olduğunu, caiz olduğuna dair delil. Hadis-i şerif. O yüzden bazen sufilerin üzerinde de Allah'ı zikrederken kendi kendilerine evde, işte herhangi bir yerde veya namazda böyle ilhama maruz kalma, herhangi bir sıfatın tecelliyatına mazhar olma gibi bir şey olursa, o zaman onun da yüzünde, vücudunda değişiklikler söz konusu olabileceğine dair bir delil hadis-i şerif, sufilerle alakalı. Allah cümlemizi affetsin. Amin. Cenab-ı Hak doğruyu ve hakikati görüp konuşanlardan eylesin. Amin. Fâlemennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Fatiha ve salavat. Amin. Destur.